Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin açık kürsüsüne hoş geldiniz. Açık Veri'nin dijital arşivini oluşturmaya çalıştığımız, video arşivini hedeflediğimiz bu program dizimize devam ediyoruz yolculuğumuza. Bu defa da sizlerle birlikte biraz özgür yazılım konuşacağız. Farklar nedir? Bunun yetenekleri nedir? Neden bu konu açık veriyle ilişkili? Biraz onlara değineceğiz. Tabii konu bu olunca da bir başka size yeni konukla birlikteyiz. Necdet Yücel bizlerle birlikte. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Tekrar merhabalar. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ben çok davetiniz için zamanı çok teşekkür ederim. rica ederim hocam. Çok teşekkürler. Esas başlığımız özgür yazılım tarihçesi ve bunun devamındaki aktivizm hareketleri ve kazandırdıkları bahsettiğimiz gibi. Ama ilk sorumuz tabii ki bu özgür yazılım felsefesi nasıl doğdu hocam? Çok bilinen bir hikayesi var aslında Storm'un. İşte şöyle olmuştu, yazıcıyı kullanamamış da böyle sonra özgür yazılım hareketini başlatmış diye. Ama tabii bu Newton'un kafasına düşen elmanın hikayesi diye bir hikaye. Azıcık geri alıp bahsetmek gerekirse aslında bilimsel gelişmeler, bilimsel çalışmalar bunların tamamı başkaları tarafından da tekrar edilebilecek bütün adımlarıyla bir şekilde yayınlanıyor. Ve bu bilimin bütün alanları için böyle. Bu bilimsel çalışmalardaki model yazılım tarafında da böyle ilk başlarda. Bunun şu anda kullandığımız haliyle, yani yaygın olarak kullanılan haliyle sadece binary kısmının dağıtılması ilk başlarda hiç akıllara gelmeyen bir şey. Çünkü yani şöyle bir şey hiç düşünemiyoruz. İşte Pisagor'un dik üçgenin kenarları arasında bir bağıntı buldum. Siz bana kenarları söylerseniz hipotenüsle ilgili bilgiyi size söyleyebilirim dediği ama aradaki bu mekanizmayı bize anlatmadı. Ya da işte Pasteur'ün öyle bir aşı buldum ki şu işe yarıyor ama içinde ne olduğunu kimseyle paylaşamam dediği bir süreç. Zaten hiçbir insanın aklına bile gelmeyen bir süreç. Yazılım tarafında da böyle. Zaten bilgisayarlar biliyorsunuz çokça bir şey, meşhur fotoğrafları var böyle bir oda kadar bir katı kaplayan dev cihazlar. Çok az yerde bulunabiliyorlar ve bu yüzden donanım üreticileri donanımdan o kadar çok para kazanıyorlar ki bunun üzerine koşacak yazılımla ilgili ayrıca bir ücretlendirme yapmıyorlar. Yazılımlar, kaynak kodları da açık işletim sistemlerinde. Ve bunları barındıran araştırma kurumları ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapıyorlar ve sonra bunları da paylaşıyorlar. Diğer bütün bilgileri paylaştıkları gibi. Bir özgür yazılım hareketinin başlaması için önce bir bunun kapanmış olması, tersine dönmüş olması gerekiyor. Bu işletim sistemi olarak kullanılan Unix'in kaynak kodlarının kapatılması ve dağıtımına artık izin ve özgürce dağıtılmasına izin verilmemesinin ardından bir takım hareketler oluyor aslında. İşte Berkeley Software Distribution var, BSD'ler. Bu şimdi günümüzde özgür yazılım deyince sanki sadece GNU Linux'lar varmış gibi davranıyoruz çoğunlukla. Ama tabii BSD'ler de çok büyük bir kanal ve o tarafta da böyle hiç inkar edilemeyecek çok ciddi başarılar da var. Richard Stallman, MIT'de bir yapay zeka konusunda çalışan mühendis, 1983'te bundan sonra sahipli yazılım kullanmamaya ve mevcut yazılımlarında kullanılan sahipli yazılımlarında muadili olabilecek, çoğunlukla da onları geçecek yazılımlar hazırlamak üzere oradaki işinden ayrılıyor ve Özgür Yazılım Vakfı'nı kuruyor 1983'te. Bir yazılımın özgür yazılım sayılabilmesi için dört tane temel şart var. Bunlar İstediğiniz amaç için kullanma özgürlüğü, bu çok temel bir özgürlük aslında. Yani normalde özgür yazılım olmayan yazılımlarda çokça kısıtlanmış bir özgürlük bu. İşte bazen denebiliyor ki bu evde kullanıcısı kullanabilir ama ticari amaç için kullanılamaz denebiliyor. Ya da bir makinede kullanabilirsiniz. RAM'i şu kadar olan makinelere kadar kullanabilirsiniz gibi ayrı lisanslama modelleri var. Özellik yazılımları. Hatta
Amerika'nın ambargo koyduğu ülkelerde kullanamazsınız deniyor. Mesela bu böyle çok şu anda baktığımızda yazılım haricinde herhangi bir şey için karşımıza çıksa kesinlikle kabul etmeyeceğimiz, insanlık dışı bulacağımız bir şeyken mesela İranlı kardeşlerimizin, Suriyelilerin, Kübalıların, Kuzey Kore'nin yani Amerika'nın ticari ambargo uyguladığı herhangi bir ülkede yaşayan birinin kullanamadığı bir yazılımı işte biz onlardan biri değilmişiz gibi kullanmayı kabul edebiliyoruz özel mülk bir yazılım kullandığımızda. Hepsinde değil ama çoğu büyük kısmında Amerika kökenli olanlarda bu ticaret yasaları gereği böyle bir kısıtlama var. Evet. Bu kullanmayla ilgili olan özgürlük, işte yazılımın kendisini anlama özgürlüğü, o ne yaptığını anlayabilme özgürlüğü. Anlayabilmek için de elbette kaynak kodunun önümüzde olması lazım. Sadece binary haline bakıp ne yaptığını tam anlayamıyoruz. Tabii paylaşma ve dağıtma özgürlüğünün de olması gerekiyor. Böyle olunca sanki her şey bedavaymış gibi görünebilir. İşte yeri gelirse konuşuruz, öyle olmak zorunda değil. Bu yaptığımız değişikliklerin de dağıtılabilmesine imkan vermesi gerekiyor yazılımın lisansı. Tabii zaten kimseye dağıtmadığınız sürece, kimseye söylemediğiniz sürece evde her şeyi yapmakta serbestsiniz. Bu akşamları yattığınız yerden istediğinizi düşünme özgürlüğünün bir düşünce özgürlüğü olarak tarif edilememesi gibi aslında bir dağıtma, başkasına dağıtma olmadan bir özgürlük anlamında da gelmiyor elbette. Evet hocam. Bu çok kısaca şurada şeyi de söylemek istedim. Özgür yazılım hareketi 1983'te çıktığında dünyada 1983'te ne durumdayız? Ondan böyle çok hızlıca bahsedeyim size. Tabii lütfen. Tarihini dinlemiş olalım. Türkiye'ye ilk internet 1993'te geliyor. 12 Nisan'da geliyor. Her yıl internet haftası olarak kutluyoruz biz de onu. Yani bu Türkiye internet gelmeden 10 yıl önce başlamış bir hareketten bahsediyoruz. Özgür yazılım hareketine. Hatta şunu da çarpıcı bir şey olarak, tarih olarak söylemek istedim. Böyle işte bizim network'te çok sıklıkla bahsettiğimiz OSI katman modeli, 7 katmanlı bir mimariyle anlatıyoruz ağ üzerindeki trafiğin nasıl gönderilip alındığını. Bu 1984'te bir ISO standardı oluyor. Yani 1984'te 7498 nolu ISO standardı olarak yayınlanıyor. Henüz ortada OSI katman modeli bir standart olarak bile yayınlanmadan bir yıl önce özgür yazılım hareketi başlıyor. Evet. Peki bu tarihçenin üzerine burada tabii önemli isimler de var, eylemler de var. Bu noktada yapılmış olan aksiyonlar da var. Biraz onlardan da konuşalım hocam. Bu iş buraya gelene kadar dikkat çekmek için neler yapıldı burada? Evet, 83'te bu hareketi başlatan Stallman. Elbette evet. Stallman çok çok önemli bir insan. Böyle insanlık tarihini değiştirmiş bilim insanlarından, aktivistlerden birisi Stallman. O 83'te bütün işletim sistemini özgür yazılımlardan oluşturmayı hedefleyerek başladıklarında çalışmaya, ortada işletim sisteminin tabii en temelindeki çekirdek parçası yok. Parçasını bulundurmuyor. Onun içinde Hurd diye bir kunu çekirdeği var. O üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Ama hala Hurd böyle bugün bile aradan geçen bu kadar 40 yıla yakın zamanda bile yeterli performansta bir çekirdek değil. 1991'e gelindiğinde Linus Torvalds, Finlandiya'da bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi, bu GNU projesinin eksik parçasını tamamlamak için değil ama işte kendi okuluyla ilgili, kendi çalışmalarıyla ilgili olarak şeyi, bir işletim sistemi çekirdeğini yayınlıyor. Onu da şey, merak edenler açıp okuyabilirler. Nette de çokça videosu da vardır. İşte Torvalds'ın kendisi bile o zaman ne kadar büyük bir işi başlattığının farkında değil. Hiç kimsenin farkında olamayacağı gibi. 91'de Torvalds'ın bu çekirdeği yazması ve büyük bir öngörüyle onu da bir özgür yazılım lisansıyla, lisanslamasıyla, GPL V2 ile lisanslamasıyla birlikte o, onun da tahmininin çok ötesinde bir ivme kazanıyor. Linux çekirdeğinin gelişimi ve öbür tarafta gelişen GNU projesi de bu Linux çekirdeğini alıp
bir GNU Linux dağıtımı olarak paketlenip bir işletim sistemleri GNU Linux dağıtımları olarak duyuruluyor. Evet. Buraya kadar olan kısımda henüz 91R gelebildik. 98'e geldiğimizde de özgür yazılım hareketinin içerisinden bir grup burada tarif edilenleri özgür yazılımın az önce tarif ettiğim 4 özgürlüğünü yeterince açıklayıcı bulmayıp 98'de açık kaynak hareketini open source inisiyatifi kuruyorlar. Ya onu başlatıyorlar. Bakın bu 98 83'ten oldukça zaman sonra artık etrafta çokça GNU Linux dağıtımı var ve özgür yazılımda yaygın bir şekilde, en azından sunucu tarafında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu açık kaynak hareketi de belki birazdan tekrar onun ayrıntılarına gireriz ama yani şeye özgür yazılımı bir sosyal hareket olarak görürsek, yani sadece bir yazılım geliştirme hareketi değil özgür yazılım. Çünkü kendi onun gittiği yoldan peşinden işte Creative Commons lisansıyla lisanslanmış içerikler geliyor. Wikipedia yine o özgür yazılım hareketinin devamında oluşan ürünlerden bir tanesi. Açık kaynağıysa bir yazılım geliştirme metodolojisi olarak görebiliriz. Doğru olanı öyle olur. Ama bu biri diğerini reddedip işte yanlışlayıp onun yerine geçen bir şey değil. Yani açık kaynak hareketindekiler şey demiyorlar. Yani özgür yazılım yanlış yapıyor, biz özgür yazılım değil, açık kaynak diye bambaşka bir şey oluşturalım demiyorlar. Birazdan tekrar ondan bahsedebiliriz. Tabii. Tabii. Ha, Türkiye'den de böyle hepimizin böyle çok sevdiği ve özlediği hocamız Mustafa Akgül'ü de buradan sevgiyle saygıyla anmış olalım. Mustafa hocam da Türkiye'de elbette tek başına değildi bu özgür yazılım hareketinin başlatılması, duyurulması konusunda ama bu konuyla ilgili yani uğraşan herkese dokunmuş böyle çok sevdiğimiz bir hocamızdı yani. Kesinlikle. Yani emekleri çok büyük gerçekten. Peki bu noktada biraz günümüzden bahsedelim o halde. Günümüzde özgür yazılımın durumu nedir? Özgür yazılım dünyasındaki rakamlar, analizler nedir? Ne durumdayız burada? Yani geçmişten bugüne 2021'de ne durumdayız? Ne durumdayız? Böyle en iyi olduğumuz taraftan başlayayım. Yakında NASA'nın Mars'a gönderdiği araç üzerinde sadece şey var. GNU Linux çekirdeği, GNU Linux koşuyor. Yani Mars tamamıyla özgür yazılımlarla işletiliyor de şey bir özgür yazılımlar çalışan bir gezegen oldu diyebiliriz. Biraz daha az iyi olan taraflarına gelirsek sunucu tarafında aslında böyle bir az iyilik durumu yok. Çok fazla sayıda sunucuda elbette bir oran söylemek çok kolay değil ama sunucuların çok büyük kısmında bu ya GNU Linux'lar ya BSD'ler koşuyor. Bu en hızlı 500 süper bilgisayarın listelendiği bir şey var. Liste var. Orada eskiden böyle tek tük Windows'lu şeyler, sunucular da görülüyordu. Yani şimdi yani ben çok yakında bakmadım ama ya 500'ün 500'ü de ya GNU Linux ya da BSD tabanlı sunuculardı. Herkesin elindeki Android telefonlar çekirdek olarak yine Linux çekirdeğini kullanıyorlar. Yani işte bir tarafta piyasada artık iki tane oyuncu kaldı biliyoruz. Yani birisi iOS, Apple'ın cihazları, işte bir de Android'li cihazlar var. Android'lerin hepsi Linux çekirdeği kullanıyorlar. Bu herkesin evinde bulunan modemler, ADSL modemler, eğer içerisinden böyle küçük bir kağıtta genel kamu lisansı ile ilgili bilgi çıkıyorsa bu bir Linux çekirdeği kullanıyor. Eğer o da çıkmıyorsa o zaman BSD çekirdeği kullanıyor diyemiyor. Her evde bir aslında özgür işletim sistemi var. Ben hiç şey görmedim, böyle özel mülk şey, Windows'lu bir ADSL modem kullanan bir ev.
Yani aslında hepimizin evine kadar girmiş durumda. Evet. Ülkede birkaç tane de böyle şey, özgür yazılım hareketini savunan, bunun yaygınlaştırılması için çalışan dernek var. Linux Kullanıcıları Derneği, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği gibi dernekler, iki tane dernek var. İşte Mustafa Hoca'nın da içinde olduğu, eski genel başkanımız olduğu İnternet Teknolojileri Derneği olarak biz de yine özgür yazılımın mümkün olunca yaygınlaştırılması, işte duyurulmasıyla ilgili çalışıyoruz. Evet. Bu noktadan sonra aslında az önce biraz değindik ama şu konuya gelelim. Hem derneğimizle de ilişkili olması sebebiyle açık kaynak var. Açık kaynak kod var. Bir de özgür yazılım var. Aslında az önce verdiğimiz örnekler bununla iç içeydi. Yani burada biraz daha farklarından bahsedebilir miyiz? Biraz daha anlaşılması adına. Evet. Çünkü bu çok güzel bir soru ve ne kadar çok anlatılsa bence şey abartılmış olmaz. O kadar önemli bir konu. Az önce söylediğim gibi özgür yazılım hareketi 1983'te böyle her şey bir gaz ve toz bulutuyken başlıyor aslında. Yani Türkiye'de internet bile yok ama Türkiye'de o zaman Açık Sistem Kullanıcıları Derneği adı altında toplanmış insanlar var. Orada da yine çok kıymetli hocalar var. Böyle Haluk Bingöl Hoca, Ufuk Hoca, Akgül Hoca filan zamanında çalışmışlar. Yani ortada henüz Linux çekirdeği yokken bile açık sistem kullanıcıları var. Bunlar bir arada geliştirme yapan yazılım geliştiricilerin hangi yöntemleri kullanıp yazılım geliştireceği, kullanıcılara nasıl haklar vereceğini belirliyor. Açık kaynak hareketi 1998'de başladığında artık internet dünyanın dört bir yanını sarmış ve geliştiriciler böyle birbirini hiç görmeden geliştirebilen insanlar olmuşlar. Yani 83'te bu nispeten kapalı grupların bir arada çalıştığı bir şeydi. Yazılım geliştirme şekliydi. Açık kaynak dediğimizde, yani o 98'de yayınlanan açık kaynak manifestosunda da 10 tane şart var. Nasıl özgür yazılım hareketinde 4 tane şart varsa. Açık kaynak bu 4 şartın neredeyse tamamını 10 şartla tanımlıyor. Ama mesela bu 10 şartın 4'ü lisansın nasıl dağıtılacağıyla ilgili şeyler, bilgiler. Evet. Yani eskiden 83'te böyle şeylere ihtiyaç yoktu. Çünkü bu kanallar yoktu ortada. Ama 83'teki özgür yazılım hareketinin gittiği şartlarla açık kaynağın getirdiği 10 şartı birebir örtüştürmek mümkün. Aslında biz bir şeye açık kaynak dediğimizde, özgür yazılım dediğimizde onu bize biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi aslında bir yazılımla ilgili ne yapabileceğini söyleyen şey onun açık kaynak mı, özgür yazılım oldu filan değildir, onun lisansıdır. Lisans size der ki bunu aldığında şunları yapabilirsin. Ya da bunları yapman yasaktır. Bütün özgür yazılım lisansları, Özgür Yazılım Vakfı kendisinin tanıdığı, onayladığı lisansları listeliyor. Bunların tamamı açık kaynak lisansıdır aynı zamanda. Çünkü açık kaynak içinde listelenen lisanslar var. Bütün özgür yazılımlar aynı zamanda açık kaynaktır. Özgür yazılım lisanslarının tamamı aynı zamanda açık kaynak lisansıdır. Açık kaynak lisanslarının tamamı peki özgür yazılım lisansı mıdır? Neredeyse tamamı özgür yazılım lisansıdır. Yani işte NASA Open Source Agreement diye bir lisans var. RPL'in 1.5 sürümü var. Ve WATCOM lisansı gibi benim bildiğim 3 tane lisans var. Bu 3 lisansla lisanslanmış hiçbir yazılımı ben görmedim. Gören bir arkadaşım da olmadı. Yani gören birini de bilmiyorum. Yani bunlar hiç yoktur demiyorum elbette. Ama yani şey, bütün özgür yazılımlar nasıl açık kaynak lisansına sahipse, açık kaynak lisansına sahip olanların hepsi aynı zamanda bir özgür yazılımdır. Ama açık kaynak kodlu ifadesi bu ikisinden de bambaşka bir şeydir. Yani bir yazılım eğer open source'sa, açık kaynaksa, bu lisansına bakmak gerekir burada. Bu açık kaynak lisansındaki işte 10 tane farklı şey tanımlanmış dedim ama bunların tamamı
özgür yazılımın bu dört şartını da dönüştürülebiliyor. Yani bir yazılımın sadece kaynak kodunu açıp şey diyemezsiniz. Bu bir özgür yazılım mı? Bu bir açık kaynak yazılım da diyemezsiniz. Ama açık kaynak kodlu yazılım olabilir. Yani bir yazılımı kaynak kodlarını açıp koyarsınız, dersiniz ki bakın bunu. İşte derleyin ama dağıtamazsınız diyebilirsiniz. Kaynak kodları böyle olup illa benim sistemden indirilecek de diyebilirsiniz. Başkasının dağıtılmasına da izin vermeyebilirsiniz. O zaman bu bir özgür yazılım olmaktan çıkar. Bir açık kaynak olmaktan da çıkar. Ama bir açık kaynak yazılım olmaktan da çıkar. Ama açık kaynak kodlu yazılım olur mu? Evet. Yani bir yazılımın kaynak kodunu görebilmek aslında böyle çok tali derecede önemi olan bir şeydir. Yani çünkü küçük yazılımlara bakıp ondan o kaynak kodunu okuyarak bir şey anlamak mümkün olsa da mesela daha büyük yazılımlarda işte benim bu tişörtle şey giydiğim, gururla taşıdığım bu şeyle LibreOffice'in mesela kaynak koduna bakın. Yorum satırlarını çıkardığınız zaman 7-8 milyon satırlık bir projeye dönüşüyor. Bunun sizi derlemenize, dağıtmanıza, ne yaptığını anlamanıza izin vermeden ya istediğin gibi kullanabilir, kaynak kodu da burada dese bundan hiç kimse bir şey anlayamaz. Evet. O yüzden böyle yazılımın özgür yazılım olmasına, açık kaynak yazılım olmasına filan bakmadan onun lisansına bakmalıyız. Bizi bağlayan şey aslında lisanstır. Lisans metinleri genellikle okuması çok sıkıcı şeylerdir. Böyle bir program kurmaya çalıştığımızda iki puntoyla yazılmış ve devam kabul ediyorum Allah belamı versin. Tabii ki kabul ediyorum filan dediğimiz metinlerdir. Ve önemli bir kısmını hukukçu olmayanlar da okuyup anlayamazlar. Doğru. Bu işte bu yüzden işte iki tane büyük otorite var. Özgür Yazılım Vakfı ve Açık Kaynak hareketi. Bunlar bizim yerimize, kullanıcılar yerine lisansları okuyup diyorlar ki işte GPL lisansının şu sürümü, hoş GPL'in bütün sürümleri öyle ama GPL 3.0 sürümü bir özgür yazılımdır deyip bize bu etiketi yapıştırıyor onun üstüne aslında. Evet. Sonra da biz o sayfalarca akan metni okuyamadığımız için, bir de niye okuyalım yani her yazılım için? Bunun için bakıyorum diyorum ki bu bir özgür yazılım mı? Evet, o zaman bununla yapabileceklerim belli. Kaynak kodunu istersem erişebilirim. Yani yazılımın kendisini aldıysam kaynak kodunu da alabilirim. Üstüne ne olduğunu anlayabilirim ve başkalarıyla paylaşabilirim. Ama işte yazılımın sadece kaynak kodunu görüyorsam ve lisansı bir özgür yazılım lisansı değilse ya da açık kaynak lisansı değilse bunlar ikisi birbiriyle neredeyse %100 meç eden şeyler. Uyuşan şeyler yani. Yani böyle şey denebilir hep. Ya işte Vatcom lisansı var. Evet var ama bir tane Vatcom lisanslı ürün var mı piyasada? O açık kaynak ifadesini bizim kullanmamız bu açık kaynak mı, açık kaynak kod mu? Bunun karışmasına neden oluyor aslında. Evet. Bu yüzden biz yazılımlara böyle açık kaynak demek yerine özgür yazılım desek çok rahatlayacağız. Burada İngilizce konuşanların da başka bir sorunu var. Onlar da free software dediklerinde bedava mı özgür mü diye bir karışıklık var o tarafta. Ya Stallman Türkiye'ye gelip konuştuğunda işte sizin güzel bir kelimeniz var özgür. Bunu kullanmak ne güzel. İyi ki böyle bir şey var karışmıyor kafalar demişti. Ama bizim tarafta da işte bu open source kısmını işte biz açık kaynak kodlu yazılım falan diye şey yaptığımız için söylediğimiz için o kafaların karışmasına neden oluyor. Yani ben bu kafa karışıklığına neden olmamak için açık kaynak dememek daha iyi. Ama teknik olarak açık kaynak yazılım demek neredeyse her zaman doğrudur, özgür yazılım demek de aynı şeydir. Evet, çok güzel özetlediniz hocam. Çok teşekkürler yani. Ben teşekkür ederim. O karmaşa da netleşmiş oldu gerçekten de. Aslında süremizi doldurduk fakat ben yine de size bir son sormak istiyorum. Çünkü getirdiğiniz yer itibariyle de bunun ekonomik sonuçlarını bir konuşmak lazım. Yani özgür yazılım ne kazandırıyor? Yani tabii ki bunu lisanslı üretenlerin de bir motivasyonu var. Bunu bu şekilde üretenlerin de bir motivasyonu var. Ama biz tabii özgür yazılım tarafından konuya baktığımız için bunun kazandırdığı konu ne olacaktır? Bunu da sizden alalım. Çünkü aslında üzerine durduk ama altını çizmek lazım sanki. Evet. Burada şunu söylemek isterim. Ben
yıllarca şeyde ihale komisyonlarında bulundum. Orada eskiden yazılım almakla, donanım almakla ilgili ihalelerde. Orada eskiden şey olurdu. Yani firmalar bir yazılım için şey ilk başta bir ücret önerirlerdi size. İşte ben 100'e veriyorsam işte 1.90'a verirdi. Bir de bunun yıllık bakım ücretleri olurdu. Bunların toplamı üzerinden bir ihaleye çıkılırdı. Şimdi benim gördüğüm çok kendileri yazılımın kaynak kodunu vermiyor bile olsalar, özel mülk yazılım bile satıyor olsalar, çok fazla yer yazılımın kendisinden para kazanmayı bırakmış durumda. Size gelip diyor ki işte ben sıfır maliyetle vereceğim sana. O zaman diyorsun ki bu şirket zaten bununla kazanıyor hayatını. Nasıl olacak? O yıllık bakım maliyeti var. Bu yıllık bakım maliyeti olmayan, yani her yıl bakımı yapılması gerekmeyen bir yazılım da yok aslında. Yani evet. Biz üniversitenin belli kurumları, belli birimleri için alıyorduk yazılımları. Ya biz de ya dünyanın geri kalanında ne durumdadır elbette bilemem ama ya biz de yönetmelikler, kanunlar sürekli bir şeyleri güncelliyor. Ya paradan 6-0 atıyorsunuz muhasebeyle ilgili. O bir şey yapmanız lazım yani. 1 milyon liraya almıştınız önceden. Şimdi bir de ikincisini alıyorsunuz 1 lira. Toplam 2 lira etmesi lazım ama sizin sistem 1 milyon 1 lira diye yazıyor. Yani onu bakım maliyetini mutlaka değerlendirmeniz lazım. Yani çok hızlıca özetleyecek olsam yazılımların kendisini satmaktan değil onların güncellemesinden, bakımından, hayatta tutulmasından, sizin için özelleştirilmesinden para kazanıyor firmalar. Böyle olunca yazılım özgür yazılımmış, siz onu bedava veriyormuşsunuz. İşte ya da Amerika'dan aldığınız Türkiye'ye sadece lisans bedeliyle satıyorsunuz. Bu ikisi ticari olarak da başa baş geliyorlar yarışta. Yani hangisi bundan sonrasını daha iyi yapacaksa, kim daha iyi özel, daha ekonomik güç özelleştiririm diyorsa o kazanıyor. O bir adım öne geçiyor. O yüzden bir yazılımı, özgür yazılım yaptığınızda onu bedavaya vereceksiniz ve nasıl para kazanacaksınız sorusu anlamını kaybetmiş oluyor. Çünkü yazılımı, özgür yazılım yapmayan da bedavaya veriyor zaten. Evet. Yani çok az şey için söylemiyorum. Yani gidip Oracle alırsanız işte o sizden yüklüce bir parayı EFT'yle yurt dışına gönderiyor yani. Elbette ülke için tabii çok büyük bir şey. Avantaj özgür yazılım. Çünkü ülkenin içerisinde bizim genç insanlarımızın sadece mühendisler çalışmıyor elbette bilişim alanında ama çalışan bu genç bilişimcilerin kendini geliştirebilmesi için okuyabilecekleri işte başkalarının kodu, onlarla birlikte çalışabilmek, işte sürüm takip sistemlerini, hata takip sistemlerini, kod gözden geçirme sistemlerini öğrenebilecekleri, dünyanın dört bir tarafından insanla birlikte çalışabilecekleri bir büyük pratiği onlara kazandırmış oluyor. Biz yazılım için dışarı para aktarmamış oluyoruz. Yani biz parayı nereden elde ediyoruz? Bu ülke olarak biz petrol zengini, işte doğal kaynaklar konusunda zengin bir ülke değiliz. Adana'da işte pamuk tarlalarında çalışıyoruz ya bir değer üretiyoruz ya da işte bu madene girenleri görmüştük böyle bidonlarla aşağı yerin yüzlerce metre altına girip oradan kömür çıkarıyoruz. Biz Türkiye olarak değeri böyle üretiyoruz. Bu ürettiğimiz değerleri sadece bir lisans bedeli olarak bir tıkla yurt dışına göndermek yerine Türkiye'nin içerisinde kullanabiliriz. Bunları yine bedavaya kullanalım demiyorum ama yani Türkiye'nin içerisindeki bir firmaya bunun çok küçük bir miktarını verdiğinizde o yine sizin benim çocuklarımızı istihdam edecek. Ya bu para bu ülkenin içerisinde dönüyor olacak. Yazılım evet. Üzerine bir değişiklik yapmak istediğimizde yine kendimiz bu değişikliği yapabiliriz. Dışarıya mahkum kalmamış oluruz. Evet. Kusura bakmayın lafı. Çok uzattım. Yok gayet yani son cümleler de kıymetliydi. Çünkü her zaman buraya teşvik ve destek her zaman yapılır. Destek olunur. Aslında yine temelli yatan konu da gerçekten de bu bacasız sanayi denilen yazılımından da bir elde ettiğiniz gelir Türkiye'de kalması.
O yüzden evet. Çok tecrübenizle bunu aktarmış oldunuz. Gerçekten mutlu olduk hocam. Evet, programımızın sonuna gelmiş olduk. Aslında açtık da ama dediğiniz gibi konu çok teknik ve önemli bir konu. Ekonomisi olan bir konu daha doğrusu. Ve hem iki taraf var, felsefesi var, ekonomisi var. Bugün de sizin sayenizde bu işin hem tarihini konuştuk hem de ekonomik karşılığını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte Açık Veri ve Teknoloji Derneği oluşmaya çalıştı. Bu dijital arşive bir video daha eklemiş olduk. Bugün konuğumuz Necdet Yücel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden bizlerle birlikteydi. Bir diğer programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyoruz. İyi günler. İyi günler.